Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, insanın dolaba kitleyip bırakamayacağı, ben artık bunu kullanmak istemiyorum diye çöpe atamayacağı, hurdaya veremeyeceği, onu sürekli kovalayan, dürten iç hissiyatından birisi de korkudur. Bebek korkar, çocuk korkar, genç korkar, yaşlı korkar, ihtiyar korkar, kadın korkar, erkek korkar, yalnızlıktan korkar, açlıktan korkar, gelecek endişesiyle korkar. Kaç çeşit korku nedeni var diye sorulsa herhalde koca bir liste karşımıza çıkar. Bu korku insanı ayakta tutan unsurlardan da birisidir aynı zamanda. Çocuklar neden elektrik prizine tutarlar? Neden ısınmış ütüye tutarlar ve yanarlar? Neden çocukların başına daha çok ev kazaları gelir? Çünkü korkuları her kazaya karşı tedbir alabilecek kadar gelişmemiştir. Korku da insan yaşlandıkça, kültürü arttıkça gelişiyor. Mesela çoluk çocuk sahibi, 50 yaşında bir insanın gelecek korkusu ve fakirlik geçinememek korkusu, endişesi. 20 yaşında henüz askerlik yapmamış bir delikanlınınkinden çok daha büyüktür. Yani delikanlı hayat tecrübesi olmadığı için korkacağı şeylerin sayısı biraz daha azdır. Dayak yemekten korkar. Okula gidiyorsa sınıfta kalmaktan korkar. Yani o 50 maddeden korkuyorsa yaşlı insan 100 maddeden korkuyordur. Yani 100 tane korku sebebi olacak şey vardır. Şunu bilmemiz gerekiyor. Korku insanın yapısında var ve bu yaşaması için sıkıntıya uğramadan bu hayatı sürdürebilmesi için bir tür gerekli şeylerdendir de. Yani hiç korkmamak bir delilik akıl melekesini kullanamama işareti olarak da anlaşılabilir. Yani bir köprüden kim atlar mesela durup dururken yani köprüden atlayınca ne olacağını bilmeyen birisi korkar. Akıllı bir insan atlamanın sonucundan korkar. Bu girişi özellikle yani korkmak kelimesi sadece çocuklara mahsus değil, sadece bastonsuz yürüyemeyen yaşlıya mahsus değil, insanız. Farklı ebatlarda, farklı gerekçelerle hepimizde bir korku vardır. Ve bu Kaliteli, konforlu bir hayat yaşamak için de gereklidir. Bu yani hayatımızdan korkuyu silip atamayız, atmamız da uygun olmaz. Bunu bir başka açıdan ele aldığımızda, insanın asıl korkusu Allah ve ahiret hayatına ait değerler üzerinde yürüdüğü zaman deyim yerinde ise küçük çaplı bir korkuyla yaşamayı büyük daha büyük bir eksende korku ile yaşamaya yönelik anlayış olarak değiştirmiş oluyoruz. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Bir insan ben 40 yaşındayım. 90 yaşına kadar yaşayacak olsam Şunun şurasında 50 senelik geçim problemim var. 50 yıl yetecek para, 50 yıl dayanacak ev vesaire bunları hesaplar. İşte emekli parası, bilmem ne gibi sebeplerle bu açığı kapatmaya çalışır. Bir insanda da 50 değil de doktorlar ona sen 120 sene yaşarsın diye uyardılarsa ve buna inandıysa onun korkuları, endişeleri 50 yıl değil, 80 yıl üzerine kurulu olmuş olur o zaman. Bir insanda düşünelim. Hayatının milyarlarca sene devam etmesini istiyor. Cennette devam etmesini ve hiçbir sıkıntı çekmemesini istiyor. Bunu kaybetme korkusu, yani o sonsuza kadar cennette kalma umudunu kaybetme korkusu onun için işte 20 sene daha emeklilikteki haklarımı kaybetme korkusu diye taşıyan birisiyle ölçüldüğünde korkunç derecede fark vardır arada. Ya yani 30 senenin sıkıntısını çekeceğini düşünen biriyle milyarlarca senenin sıkıntısını çekeceğini düşünen birisi arasında çok fark var. Yani bir ütüye elin çarpacak da işte elinin parmakların kızaracak korkusu var. Bir de cehennem ateşine atılacaksın diye bir korku var. İkisi arasında bir benzerlik ve yakınlık ya da kıyaslama ihtimali bile yok. Müslüman insan Allahu Teala'dan korkusunu hayatına esas kabul ettirdiği zaman evet o da aç kalmak, açıkta kalmak, işte çocuklarını geçindirememek gibi Belli endişeleri o da taşır, belli korkuları taşır ama asıl korkusunun yanında bir hiç niteliğinde olur. Bunun için biz e, bünyemizde Rabbimizin var etmiş olduğu korku yapısını ki daha önceki derslerimizde söyledik bunlar elle tutulur, mikroskopla görünür şeyler değil. Yani çocuk korkunca beyninde ne oluyor da korkuyor? Hala bunu net olarak gösterebileceğimiz bir filmini izleyebileceğimiz şekilde bilemiyoruz. Belki ileride çok şey öğreneceğiz ama önleyemeyeceğiz de bunu korkuyu önleyemeyeceğiz. Yani şahıs korkuyor, devlet öbür devletten korkuyor, kıta insanı öbür kıta insanından korkuyor, karanlıktan korkuyor, aydınlıktan korkuyor, fırtınadan korkuyor, kardan korkuyor, güneşten korkuyor. Herkes bir şeyden korkuyor. Korkularla iç içe bir dünyada hayat yaşıyoruz. İnşallah Kur'an-ı Kerim'in ifadesi la kavfun aleyhim ve la hum yahzenun ahirete cennete doğru Rabbim lütfedip de gittiğimiz zaman korku bitti. Korku yok orada. Çünkü ölüm yok. Çünkü açlık yok. Çünkü üşümek yok. Ne yanmak var, ne üşümek var. Hayatı korkacak hale getirecek, endişelendirecek, ürküntü verecek nesneler yok cennette. Dolayısıyla la kafun alehim ve lahum yazenun korkunun olmadığı üzüntümüzü yarım bıraktıracak bizi endişeye düşürecek hiçbir şey bir iznillahi teala olmayacak cennette. Ama cennete kadar şu korkuyu çeki düzene almamız lazım. Korku yüzünden ürkek bir hayat yaşamamamız gerekiyor. Bu şu demek değil. Yani Müslüman korkmaz. Yok canım ne ölümden ne yaşamaktan bir şeyden korkmaz. Deli dumrul gibi yola devam eder. Bu, bunu söyleyemeyiz. Müslüman korkar. Ama korkunun esiri haline gelip korku kolik olmaz. Yani mesela bir Müslüman aç kalmaktan korkuyor. E elbette böyle bir endişe olur. Ama korkudan çalışamıyor. İş yapamıyor. E açlığın yani üzerine üzerine gidiyor böylece. Müslüman Allah'tan korkuyor ama şaraptı içiyor. E bu korkunun adı ne? Ne biçim korku bu? Yani korku bir dürtüdür aslında. Daha kaliteli, daha konforlu bir hayat için ve ahireti daha garantili hale getirmek için bir dürtüdür, insanın içinden bir teşvik unsurudur. Bu teşvik unsurunu, bu korkuyu becerip de e, tam anlamıyla kullanarak Allah'ın razı olacağı, dünyada da huzurlu olacağımız bir hayat yaşamayı sağlayacak yerde korktuğu için, ürktüğü için eli ayağı titreyip hiçbir iş yapamaz haline geldik mi? İşte bu yanlış bir psikoloji üzerinde çürüyor, bu şahsiyet çürüyor diyoruz. E o zaman ne tavsiye ediyoruz? Korkuyu tıpkı şehveti, açlığı, sevgiyi vesaireyi yönlendirip kontrol altında bir mekanizmada e, zararsız hale getirdiğimiz gibi aynı şekilde korkularımızı da tedbir alarak biraz sonra bahsedeceğiz inşallah tedbir alarak veyahut da gerekeni yaparak zararsız hale getireceğiz. Yani korku gerekli meselenin özeti bu. Korku gerekli. Korkudan dolayı pısırık sinmiş bir insan olmak yanlış. Yani korku psikolojimizi bozmamalı, tedbirimizi artırmalı, elimizi kolumuzu güçlendirmeli, makul gerekçemiz olmalı korku. Çalışırken vesaire ederken. Yani bu korkuyu kardeşlerim, ciddi bir hastalık olarak da karşımızda görebiliriz. İşin berbatı, yani bir de buna din kılıfı koyar şeytan dini bir duyguyla işte gelecek endişesiyle e, hayattan korkar yaşamaktan korkar banyoya girmekten korkar e, sabah namazı kılamaz karanlıkta yataktan çıkmaya korkuyor çünkü yani psikolog kardeşlerimiz bir liste yazıp bize gönderseler e, aman Allah'ım korkunun ne kadar çeşitleri var yani aslında bunlar hepsi doğamızda var doğal ama e, hayatımızı sekteye uğratacak bizi yanlış mecralarda süründürecek düzeye gelmiş korkuyu sakıncalı ve gereksiz bir korku olarak anlatmaya çalışıyorum kardeşlerim. Mesela nabız yükselmesi yani ciddi ciddi nabzı yükselebilir insanın nefes almakta zorlanabiliyor olabilir. Çok aşırı yorgunluk, bitkinlik hissiyatı, aşırı terleme ve sürekli bitmez tükenmez mide ağrıları, ülsere dönüşmüş ağrılar ve el kol soğukluğu yani tutmak istemiyor vesaire gibi bir şeye yoğunlaşamama, iştah kaybı, bir kenarda yalnız yaşama arzusu, uzlet arzusu diyebiliriz buna. Bunlar hepsi korkudan da kaynaklanabilir. Yani çocukta gençte olur, kadında erkekte olur. Normalde Allah Allah bunun mide ağrısı niye geçmiyor? Gidiyorsun doktora e, yapıyor, bir şeyler yapıyor. Yok bir sıkıntı diyor. E, aslında o e, işgal etmiş kafayı, korku dediğimiz şey e, nefes aldıttırmıyor. Nefes almakta zorlanıyor. Bu bazen bir cenazeyi abartılı bir şekilde korkarak izlemekten kaynaklanabilir. İzlediği bir kötü iz yapan filmden olabilir. Bir düşünceyi sel haline getirip beynini berbat edecek mesela bu din üzerinden de olabilir. Nasıl olur? Yani cehennem ayetlerini şöyle bir sabahtan akşama kadar yoğunlaştırılmış bir bilgiyle bir insana aktardığımızda ihtimal kendisinin yandığını ve muhakkak cehennemde sabahlayacağını düşünebilir. Hatta bu gece ölürsem cehenneme girerim diye uyumamaya çalışan insan gördüm. Sabaha doğru pinikleyip bir yerde kalıyor. Oradan kaldırıyorlar, yatağına koyuyorlar. Uyanınca tekrar ben uyursam ölürüm. Ölürsem cehenneme gireceğim. Hastalık bunlar. Şimdi burada bir e, psikolog olarak konuşmuyoruz biz mesleğimiz değil ama psikoloğa e, yamadığım bir başlığım var benim bunu şeytan bünyesi bozuk psikolojisi bozuk bir insana din üzerinden de yaptırır işte cehennem endişesi ikimisi melekleri e, görüyorur gördüğünü zannediyordur onları kaybederim korkusuyla işte bir endişe yaşıyor yani her halükarda korku ve sevgi, muhabbet bunlar bizim içimizde var olan şeylerdir. Bunların ölçüsü kaçtığında velev ki konu din olsun, velev ki Allah rızası olsun, ibadet olsun insan dengesini kaybedebilir. Çağdaş ifadesiyle psikolojisi yıpranmış bir şahsiyet haline gelebilir. Bu sebeple kardeşlerim korkuyu ürkütülecek... bir konu olarak sunmak da yanlış. İnsana hiçbir şey yokmuş gibi, yılan sokmazmış bu dünyada, akrep tehlikesi diye bir şey yok diye... ormana salmak da yanlış. Yani... ormanlarda yılan da olur, akrep de olur, solucan da olur, tilki de olur, kurt da olur, ayı da olur. Olur ya yani. adı orman bunun. Ya hayatından ormanı sileceksin, içinde ayı var, kurt var, yılan var diye, böyle bir hayat olmaz. Şehirde de trafik kazası var. Şehirde de caddede yürürken dükkanın tabelası kafana düşebiliyor mesela. Kiremit düşüyor çatıdan. Sen hiç haberin olmadan pat kafanda bir kiremit bulup ölebilirsin. O zaman şehirde de yürüme. Sahralarda bir tehlike yok. Boş sahra. E orada da kum fırtınasından gözün kör olur. Nefes alamazsın. Kışın veya gece ayazında donarsın. Gidemezsin bir yere. Ne yapıyoruz biz? Tedbirimizi alarak İnşaatta çalışıyorsak, kask kullanarak, e, araca biniyorsak, araçta emniyet kemeri takarak, ormana biniyorsak, elimize bir baston alarak, ne bileyim yani ormanda bir tedbir çeşidi var, şehirde bir tedbir çeşidi var, inşaatta çalışırken bir tedbir çeşidi var, maden ocağında çalışırken e, bir grizi patlaması olmasın diye alınacak bir tedbir çeşidi var. Bu hayat korkularıyla beraber yaşanacak. Biz tedbirlerimizi almış olarak bu hayatı yaşayacağız. Böylece korku e, psikopatı durumuna gelmemiş olacağız. Buna dini hislerimiz de dair. Yani allah Teala cehennemi uyarıyor. Dikkat edin. Cehenneme karşı hazırlıklı olun diyor. Fena yanacak orada insan diyor. Taş ve insan yakacağız ona göre buyuruyor allah Teala. Eyvah cehennem korkusu deyip ağlayıp sızlayıp sabah namazına kalkmıyor korkudan. Korkudan sabah namazına kalkmıyor. Ne oldu? Yani bize aslında mutluluk getirsin, aklımızı başımızı almamıza katkısı olsun diye cehennem uyarılmıştı. Aksilik cehennem, cehenneme girme nedenimiz oldu bu sefer gibi. Yani cenneti hayal edip, Ho, ne mutlu bir şey diye efkarlanıp rakı içen bir adam cehenneme girdiği gibi. Çünkü cennette Cennetin müjdelerine, mutluluklarına ulaşmak için, mutlu olmak için şarap içmek tam ters istikamet. Cehennemden gerçekten korkan da korkuyu hayırlı işlere, faaliyetli salih amellere, dengeli bir hayata gerekçe yapmadığı zaman korkusu yüzünden korkulacak sonuca ulaşabilir. Allah muhafaza buyursun. Bir de insanın şüphesiz psikolojik anlamda korkuyu abartma nedenleri var. Yani Tabiidir bu, bunda da bir sıkıntı yok. Mesela anormal gelecek düşüncesi, yani sanki gelecek Allah'ın elinde değil de senin çalışmanda etmende imiş gibi e, bu ciddi bir şekilde tehlikeli e, ve bir ölüm korkusu, işte çalınma vesaire korkusu, bunlar abartıldığında da yani ölüm gerçek, ölüm hakikat kaçabileceğin bir şey yok. Ama şunu da bilir mümin, Allah'ın yazdığı dışında ne bir dakika önce gelir, ne bir dakika sonra gelir. Ölüm vaktinde gelecek. Hatta ne demiştik? Bizim bu hayatta sigortamız ölümdür. Ecelimizdir. Ecelimizin vakti belli olduğu için saat 18'de tam 18.00'da ölecek yazdıysa Allah bizim kaderimize 17.59'da ölmeyeceğiz biz o 18'e kadar dediğimiz bizim garanti, sigortamız aslında ya. allah Teala yazdığı için o saatte olacak. Başka türlü olmayacak. Düşünemeyen bir insan, yani cenaze de görmek istemez, mezarlıkta da efkarlanır. Yani yanlışı yanlışla telafi etmeye kalkar. Tabii farklı bir boyut olarak insanda bir haşere korkusu da olabilir. Yani kaplanla güreşen adam fare görünce, Uykusu kaçıyor olabilir. Buradan fare geçti dense, o gün korkudan yemek yiyor olabilir. Bunlar tedavi olması gereken psikolojik sıkıntılar her biri. Buna e, maazallah din e, yamanması durumunda işte bizim şimdiki konumuz yani bunu dinle birleştirdiği zaman Müslüman bir de vebale girer bu işten dolayı. Mesela bir yerde bekleme sıkıntısı. Yani şu 10 dakika bekle. Mesela askerlerde beklettikleri gibi e, nöbet bekle. Veyahut da kapısı kapatılmış bir yerde durmak e, ve doktordan, doktor iğnesinden diş çektirmekten, çocuklara ait değil bunlar. Herkes de olabiliyor. Bunlardan korkabilir. Yükseklik korkusu. Pek çok insanda vardır. Yani üstüne kira vermeyeceksin. Sana üstelik ödeme yapacağız desen 8. katta oturamayabilir. Yani 8. kat deyince asansör 8. kata çıkıyor deyince o geriye düşe, inebilir yani ben gelmiyorum nereye çıkar? Ya dur 5 dakika oturup çıkacağız. Bunlar fıtratımızda var olan şeyler. Hastalıktan korkar insan. Hasta olmadan hastaymış gibi ağırdığını hissedebilir. Yani kolum ağrıyor. Ulan hiç ağrı mağrı yok. Ağır yaptığını hissetmesi onun temel bir korkusundan kaynaklı. Ölümden zaten herkes korkuyor şüphesiz. Burada kardeşlerim en başta söylediğim bir söz var. Bu korkuların hepsi tabii. Yani böyle yarattı Rabbim bizi. Hop diye anında bir ses çıkarılsa yerden zıplayabiliriz. E filanca kimse hiç öyle bağırsan, hoparlörle bağırsan bile korkmuyor. Aynı adam da musluktan ses suyunu duyunca ödü patlıyordur. Herkesin bir zaaf noktası olacak. Yok bu dünyada başkası bunun. Bir zaaf noktası muhakkak var herkesin. Evet birisi yüzüne bir şey çarptığında korkuyor. Öbürü mesela şunu gördüm. Yani camı açıp da rüzgar diye böyle yüzüne çarpınca Ödü patlıyor. Yani sanki bir odunla kafasına vuruyormuşun gibi hissediyor. Bu bir korku çeşidi. İşte bunun sebebi araştırıldı. Çocukken annesi fırtınada onu gezdirmiş de filan. Sebepleri ayrı bir mesele yani. İşte bu adam, yaşlı başlı, çoluk çocuk sahibi adam, cam açıp içeri rüzgar gelince kendisi uçtu ve aşağıya düştü gibi zannediyor. Böyle bir hastalık. Bu Rabbimin e, bünyemize koyduğu hiçbir zaman, tamamını sıfırlayamayacağımız bir sıkıntı bu. Tamamını sıfırlasak hayat biter zaten. Bu gerekli. Ancak kardeşlerim, ortada bir denge var. Nedir o? Dünya arzuları ve ahiret umutları şu şekilde çift kabinli bir terazi gibi dengede durmalı. Eğer dünya bastırır bastırır ağırlık olarak daire, apartman, dükkan, iş, evlilik, sevgili, arkadaş vesaire böyle dünya bastırıyor. Dünya bastırdıkça bastırdıkça ahiret havada kalıyor. Havada kalıyor, kalıyor, kalıyor. Hiç ahiret yokmuş gibi bu sefer terazinin bu kefesi, dünya kefesi tek başına hükmediyor. E dünya da sonlu bir yer. Var 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 ama bir gün yok oluyor. Ölüyor gidiyor. Bu ahiretle dünya arasında denge kuramadan yaşamak. Hep dünya, hep dünyaya taksit, dünyaya taksit. Hiç, hiç namazın kazası falan düşünülmüyor. Oruçların kazası diyor. Hep taksitler dünyaya yatırılıyor. Ahirete taksit yatırmıyorsun. Bu dengesizlik korkuyu beslemeye yarıyor. Korkuyu besliyorsun fark etmeden. O korkuyu besliyorsun. Korku da senin canavarın. Yani Korkular fıtri olarak var ama zarar verecek düzeyde olmamalı bu. Çalışmaya teşvik eder. İşte sıcağı temas Mesela demlik kaynıyor. Onu hiçbir şey yokmuş gibi çıplak elle almıyorsun. Eldivenle alıyorsun. Fırındaki tepsiye çıplak elle tutmuyorsun. Fırın tepsisini almak için bir eldiven var. O eldivenle tutuyorsun. Bak korkunun makul tarafı, gerekli tarafı, insana konfor sunan, rahatlık sunan tarafı. Bu gerekli ama dünya peşinden gidilen tapınılan bir tür put olup da sonunda insanı yere yapıştırdı da ahiret havada uzayda kaldı mı terazi dengesi bozulduğu için biz korkularımızı besliyoruz demektir. Tıpkı bize saldıran kaplanı arslanı besleme, etle beslemek gibi. Etle besliyorsun 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 ve bitiriyor. Bir örnek vereceğim buna kardeşlerim bir çiftlikte çoban köpeği olan birisini gördüm bir zamanlar çiftliğinde tavukları ördekleri vesaireleri var köpek onları koruymak için orada bir gün bir şey oldu bir tavuğun ölüsünü gördü oradaki oğluna falan dedi bunu götür bir kaz göm bir yere dedi ben de dedim ki Koca köpeğin var burada dedim. Versene onu ona dedim. Vermem dedi. Niye vermezsin dedim. Hayvan bir doysun. Çünkü yenmez. Hayvan öldüğü için yenmez. O dedi. Ben ona dedi. Ölü tavuğu verirse o tavuğun lezzetini bir alırsa dedi. Burada tavuk bırakmaz ki sonra dedi. Bak şimdi hiç dokunmuyor onlara dedi. Nedir bilmiyor dedi tavuk çünkü dedi. Çok bundan kendime ders çıkardım. Tadını aldın mı bırakmıyorsun bir daha demek ki. Hayvan baktı ki tavuk ne kadar güzel. Ondan sonra canı sıkıldıkça bir tavuk yakalayacak oradan. Tabii o bana sebeplerini anlattı. Mesela dedi, komşunun bir köpeği var dedi. Bu bahçeye dadandı mı dedi, bir tavuk alıp gidiyor dedi. Çünkü zamanında sahibi ona öyle yapmıştı filan vesaire dedi. Şimdi korku bizim için sakıncalı bir şey. Ama bir limiti var onun. Mesela, beş birim korkuyorsun. E, o da normal. Hayatta yürüyor. Trafik kazasından herkes korktuğu için freni olan bir arabaya biniyoruz. El freni olan arabaya biniyoruz. Trafik korkusu diye bir şey hiç olmasa bizde sadece gaz pedalı olan arabayla gitmek isteyecektik. E, demek ki bir faydası var korkunun ama sürekli tavukla pişmiş tavukla beslersen bu korkuyu seni yiyen bir canavara dönüyor bu sefer. Bu örneği ver. Birinci nokta bu. Bu teraziyi unutmuyoruz. Aynı teraziyi kardeşlerim, Allah-u Teala'dan uzaklaştıkça ve yakınlaştıkça diye tekrar kullanmak istiyoruz. Ana eksen olarak ben kendimi sürekli Allah'a yaklaştırırsam, Allah ki mülkün sahibidir, korkuyu da yaratan odur, mutluluğu da yaratan odur, sevgiyi de nefreyi de yaratan odur. Bu sefer ne olur? Korkuyu yaratanın yakınında olduğum sürece Allahu Teala'nın verdiği esenlik beni rahatlatacaktır. Allahu Teala'dan müzikle, şarkı şarkıyla, türküyle, müstehcenlikle, haramla, faizle, rüşvetle, namazsızlıkla, oruçsuzlukla bir işte bunlardan herhangi biriyle veya hepsiyle uzaklaştıkça ben fark etmeden korkunun eksenine yaklaşıyorum demektir. O korkunun eksenindeki işletmeyi de şeytan yapıyor zaten. Yani şeytanın da bir işletme mantığı var. fakra <laughs> ve الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى Kur'an bunun sırrını söylüyor. Sizi sürekli gelecek korkusuyla, fakirlik korkusuyla ürkütür. Sonra da o korkuyu verdikten sonra haramlara burnunuzu sokmanıza sebep olur. Bir kere sen çünkü onun tehditlerinden alındın, korktun. Allah ile beraber olmak yani bu ne demek ibadet etmek Kur'an ehli olmak zikir ehli olmak salih kullarla beraber olmak böyle bir eksen yakaladığın zaman sen de ölüm görüyorsun bunu kim yakalıyorsa ölüm görüyorsun trafik kazası görüyorsun bundan ibret alıyorsun hem dünya tedbiri alıyorsun hem ahiret tedbiri alıyorsun mesela düğüne giderken damat ve gelin düğünden eve giderken trafik kazası geçiriyorlar ölüyorlar Oluyor mu? Dünyada oluyor tabii. Adı ne bunun? Kaza. Bunu Allah'a yakın olan, bahsettiğim mantalite üzerine olan birisi gördüğünde ne yapıyor? Dünya bu işte. Düğünde çalkı türkü, e, saz çal git ondan sonra 5 dakika sonra ne oldu şimdi? Ben düğünümü Allah'ın şeriatına uygun yaparım. Sanki ertesi gün ölecekmişim gibi yaparım. Bundan ders çıkardı, tedbir aldı, kalitesini ve konforunu artırdı. Hem insanlığına katkı getirdi, hem Müslümanlığına katkı getirdi. Öbür adam ne yaptı? Onun da ekseni o korkular dünyası. Terazisi hep dünyayı yere çakılmış gibi yüklü tutuyordu ya. Ahiret, cennet, ah, uzayda, merihin oralarda bir yerde bir cennet diye bir program var. Yaşlanınca oraya gidecek gibi görüyordu ya. O da ne oldu? Vay be, hem arkadaştık hem de düğünde öldü ha. Tövbe tövbe, evlenip de ne olacak lan. Heh. İşte Müslüman'ın korkudan etkilenişiyle, Müslümanlığında zafiyet bulunan diyelim, kafir demeyelim, insanın etkilenişi arasında bu fark var. Biri hayata küstü, düğüne küstü, öbürü ibret aldı, daha kaliteli düğün yaptı. Çünkü neden? O Allah ile yakın bulunduğu için yani enerji kaynağına daha yakın bir yerde duyduğu berekete daha yakın bir yerde durduğu için ibret aldı ama kasları zayıflamadığından, Allah'ı yanında hissettiğinden çökmedi. Ve hayata küsmedi, düğüne küsmedi. Tedbir aldı. Hem maddi tedbir aldı, Düğün günü salonda kaka, bira, mira içiyorsun. Ondan sonra da e, arabayla devriliyorsun. Milletin başına da bela oldun. Siz mezara gittiniz. Sizinle kaza yapan hapse girdi. Ne oldu şimdi diye ibret aldı. Öbürü de vay be deyip kenara çekildi. Şaraba verdi kendisine. Korkuları şeytanın bizi sömüreceği zaaf noktalarımıza çevirmek ve çevirmemek noktasındayız biz. Mesela şöyle bir e, örnek daha zikretmek istiyorum. Sürekli aklıma ölüm geliyor. Psikolojik sorunlardan birisi bu. Çok fazla ama. Henüz 37 yaşındayım. O kadar ki uyuyorum aklıma ölüm geliyor. Uyanıyorum ölüm geliyor. Ölüm, ölüm, ölüm. Demek benim ölümüm yanaştı. Bu doğru mu? İki şıkkı var. Bir... Kur'an'a iman eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman eden birisi bir dakika dahi öne ve arkaya çekilmez bu ölüm. Dolayısıyla vakti gelmediyse ben niye korkacağım ki diye düşünecektir. Sonra diyecektir ki eğer gerçekten ölüme inanıyorsam ben Rabbim bana her an hazır ol demişti. Bunun rüyasını görmem gerekmiyordu ki rüya ile uyarılacak kadar basit biri miyim ben? Ben doğduğum gün ölmüştüm zaten. Çünkü her doğan bebek mesela saat 15.01'de doğdu diyelim. O andan itibaren ölü adayıdır. 100 sene daha yaşar ayrı bir mesele. Ama her doğan ölmek için doğmuyor mu? Ben bunun felsefesiyle ne uğraşacağım gider. Ama öbürünün ben niye ikide bir rüya görüyorum, ölüm rüyası? 20 sene önce ölmüş dayımı hep görüyorum rüyamda. Tek çaresi var, psikoloğa gidecek. 5-6 terapi sonra psikolog da... E sen bir psikiyatre görünsen iyi olacak diyecek, onu ilaca havale edecek. O da basacak ona uyku ilacını, ömrü öyle geçecek. Bitti. Hayatını tüketti şeytan. Bir vesveseyi e, ölümünün gelmesine belki 20 sene var... 20 senelik korkulara dönüştürecek. Bu tarafta da mümin, ne lan bu beni sen kim zannettin? Rüyayla aldatacaksın, korkutacaksın ben. Ölüden niye korkayım ki? Ölüyü o hale getiren Rabbimden korkarım. Böylece korkunun aslını güvene almış olurum ben. Diye düşünür, düşünmelidir. Kardeşlerim, elbette ölümü ve benzeri Korkuları, ölümcül e, risk alanı taşıyan korkuları basite alacak, eğlence konusu yapacak halimiz yok. Bu cahilliği yapamayız. Ama böyle bir şeye yanaştığı zaman şeytan, yani sen yavaş yavaş öleceksin herhalde. Bak sizin süralar son iki sene içinde kaç kişi öldü ardarda? Arda? E ölsün, aynı evden üç kişi de bir günde ölebilir. Bir trafik kazası oluyor, bir yangın oluyor, bir evde beş kişi birden ölüyor. Yaşayan altıncı kişi elhamdülillah deyip hayatına devam edecek. Bu hayata böyle bakılır. Yani ölümün peşinden gidemeyiz, o geliyor zaten. Ölünün de peşinden gidemeyiz, o da gitti zaten. Hayata bu şekilde bakmamız gerekiyor ama bunun yanında çok fazla namaz ve çok fazla dua ve çok fazla istiğfar ve çok fazla kendimizi hayata tutunduracak yoğun iş. Temel savunma politikamız korkulara karşı bu olacak. Namaz, dua, istiğfar ve hayatı günü dolduran diğer çalışmalar. Mesela 8 saat işinde çalışıp gelen birisiyim. Böyle bir sendrom başladı. 3 saatlik ek iş ilave edebilirim kendime. Demek ki ben 8 saat çalıştığım zaman geriye kalan 16 saatte fazlalık var. Kumaş büyük, elbise bol geliyor. Bol gelen şeyde laplup yapıyor. Ayakkabı bol geliyor. Ne yapacağım o zaman? Kesinlikle temel olarak hayatı dolduracağım. Biraz daha dolduracağım. Manevi olarak da özellikle abdest alıp fazladan iki rekat nafile namaz kılmanın bir ay kadar devam ettikten sonra ciddi etkisi olduğunu görecektir kardeşler. İstiğfar edeceğim. La havle ve la kuvveti illa billah diyeceğim. Ama bu arada kardeşlerim bu eşim tarafından hissedilecek kadar arkadaşlarım tarafından hissedilecek kadar şahsiyetimde ve günlük rotamda sıkıntı oluşturduysa kesinlikle bir uzmana bir psikoloğa gideceğim. Durumu anlatacağım. O beni psikiyatra havale ederse oraya da gideceğim. Aksi takdirde yanlış yapmış olurum. Gıda kültürümü yeniden organize edeceğim. Bunu zaten büyük ihtimalle psikiyatra gittiğim zaman gıdamla ilgili düzenleme yapacaktır. Yemek saatleri, az, çok yeme vesaire. Mesela kahve içiyorsun sürekli, çay çok içiyorsundur. Senin uyku düzenini etkiliyordur. O yatağa uykum var diye giriyorsun. O uyku iki saat rotada boşlukta beklediği için sen yarı uyur yarı uyanamaz ya ölüyorsun ya diriliyorsun rüyalar görüyorsun başın belaya giriyor Heh, seni uyanık tutan gıda ve vesaireye dikkat edeceksin sporun bu konuda faydası olacağı kanaatindeyiz ama bütün bunları tabi önce psikologdan sonra psikiyatrdan sormak lazım ve özellikle çevre çok etkili yani akşama kadar e, cinayet filmi izlersen, akşama kadar o masalları dinlersen, velev ki e, Osman Gazi'nin öldürdüğü kafirler diye bir film izliyor olsan bile, vurdu kırdılar, sendeki ölüme sürekli parmak basan yerler. O noktada sende bir miktar e, zayıf kaldığı için, e, yani nasıl söyleyeyim, kendi kendini kışkırtıyorsun anlamına geliyor bu kültürünü kültür mekanizmanı arkadaş çevreni yeniden bir şöyle kolaçan edip yeniden düzenlemen gerektiğini anlaman lazım ve uyku yetersizliği çok ciddi bir etki muhakkak bir Müslüman 7 saat uyumalı yaşlandıkça da bu 8 saate kadar da çık çıkabilir daha kaliteli bir vakit planlaması da yapman gerekir eğer böyle bir sıkıntı varsa. Bu kaliteli planlama yapmak demek, yani hangi saatler boş kalıyor, hangi saatler seni o boş kültür, film vesaireye götürüyor, hangi arkadaşla buluşmak zorunda kalıyorsun o planlama yüzünden, bunları yeniden planladığın zaman, biiznillahü teala, çok daha rahat bir iş yapmış oluruz. Bu arada, yani doktor kardeşlerime ben ne tavsiye edersiniz diye bunu sorduğumda sigarayı hemen konuştular. Ben konuşmayacağım. Benim biiznillahü teala Müslüman kardeşlerimin sigarayla ilgisi yoktur. Dolayısıyla sigaranın bunda ölüm, ölüm korkusu ve benzeri korkularda sigaranın olumsuz etkisi olduğunu söyledi kardeşlerim. Ben onu söylemeyeceğim. Tenzih ederim. Sizleri de bundan tenzih ederim. Ne kadar dua edersek, ecel konusunu ne kadar iyi anlarsak, yani ecel bizim hayat sigortamız dedik ya, bunu ne kadar gerçek anlayabilirsek ve hayat tarzımızı daha camili, daha sosyal, daha sılay rahimli, daha böyle tabiatta gezer. Mesela İstanbul'da yaşayıp da 2-3 e, ayda bir gidip sahilde 2-3 saat velev kış günü olsun denize bakıp tefekkür etmeyen birisi veya Ormanlık bir yerde çıkıp da böyle bir ormanda temiz havada bir iki saat nefes almayan birisi, bir sürü arkadaşı var. Onlarla oturup böyle bir semaver kurup güzel bir çay içelim. Hatta çay ben çayı yapayım bırakın bana deyip yani bir birikmiş stresi atma taktikleri konusunda e, elinden geleni yapmayan birisi, yani Allah Teala'nın nimetlerini değerlendirmeyen ilaçları kullanmadığı için hastalığı sabit kalan birisi durumuna düşer arkadaşlar. Kardeşlerim, arkadaşlarım özellikle bu hayatı allah Teala sorunsuz yaşayacaksınız diye bir vaatte bulunmadı bize. Bu sorunlarla baş edin, hem dünyanızı kurtarın hem cennetinizi kazanın dedi. Hayatı doğru anlayalım. Evlilik mesela, mutluluktur. Ya o romanlarda öyle yazıyor, filmlerde öyle yazıyor. Ya evlilik demek derdin birdi iki olacak demek. Ya kendi canınla beraber bir de kadın veya erkek eşinin canını düşünmek zorundasın. Kendin bir somun ekmekle iki gün idare edebilecekken iki somun ekmek gerekecek. Kazanırken de öyle, harcarken de öyle. Doktora sadece kolum ağrıyor diye şikayette bulunacaktır. Eşimin de kolu ağrıyor diyeceksin mecburen. Hayat budur. Bunun korkuları bizi ne zaman çökertir? Biz buna hazırlıksız yakalandığımız zaman bizi çökertir. Yoksa bu hayat kaldırılamayacak bir hayat değildir. Eyyub aleyhisselamı Rabbimiz kitabında niye bizi örnek olarak veriyor? Ne çıkarıyoruz Eyyub aleyhisselamdan biz? Bu dünyada kaldırılamayacak, altında ezilecek bir dert yoktur aslında. Yusuf aleyhisselamdan ne ders çıkarıyoruz? Kuyu ne kadar derin olursa olsun sen umut varsan Allah seni oradan çıkarır diye anlıyoruz. Ama tabii ki bunları da anlamak için iman lazım, basiret lazım, böyle bir çevren olması lazım. Yani bir arkadaşın var senin ya çok başım ağrıyor deyince ciyak bir cigara. diye seni dumanlar içine sokuyor. E, sen dumana boğulmuşsun zaten Allah kurtarsın diyecek bir şey yok. Arkadaşımız bizi gösteriyor. Konuşmalarımızdaki umut bizi gösteriyor. Ya benim Rabbim kuyudan Yusuf'u kurtarmış bir Allah'tır. Ben niye umutsuz olayım diyecek yerde yok oh, buradan çıkılmaz demeye başladığımızda şeytan buyurun buyurun hoş geldiniz diyordur bize muhakkak. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.